Evet, sevgili bir yaşamın değerli takipçileri, yeni yerler, yeni yaşamlar serimize hoş geldiniz. Bugün karşımızda Emrah var. Hoş geldin sen de Emrah kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi Emrah'la da böyle vesileler üzerine kurulu bir tanışma durumumuz var. Kısaca hemen ondan bahsedeyim. Sonra burada neler yapıyor, hayalleri, hedefleri neler, onlara geçelim hemen. Şimdi malum ben bir süredir işte geziyorum, göçüyorum. Emrah'ın tabii bu durumdan haberi yok. Daha yeni yeni benle de kanalla da tanışıyor. Kanalı takip edenler bilir zaten. Motor yine bir arıza yaptı vesaire oldu. Ben Bodrum'a geçecektim. Geçemedim. O akşam da şans eseri takipçilerimizden biri olan Muhammed abiyle tanıştık. Kamp yaptığım alanda. Ondan sonra işte sohbet muhabbet derken bir dostluğumuz oluştu. Sonra işte Emrah'tan bahsetti. Nilan'ım vardı. Nilan'ın videosu zaten bundan önce gelmişti. Dedi böyle böyle bir arkadaşla tanıştım. Belki birbirinize bir katkınız olur. Benzer hayalleriniz, hedefleriniz var dedi. Ve o vesileyle tanıştık. Gerisini de sen anlat. Emrah'cığım ne oldu? Nasıl bitti? Bundan sonrasında neler olacak? Neler yapmak istiyorsun? Ya, genel olarak önce bir kendinden bahset. İşte şimdi aslen diyebilirim. Şimdi anne tarafı Tunç, baba tarafı burası olunca işte çocukluğumun büyük bir kısmı ya daha düne kadar Tunç'taydık işte, ama yıllar geçti, büyüdük. Burası işte yani insanlardan hem kaçış gibi oldu benim için, hem bir de daha bir doğa. Yani zaten görüyorsun, anlatmaya gerek yok. Hayvanlarla iç içeyiz. Bir de insanlardan sıkıldım yani. Öyle bir durum İnsanlardan var. İnsanlardan sıkılmana sebep olan faktörler nelerdi peki? Ya faktör herkesin bildiği gibi işte yalanı dolanı, osu busu, hava kirliliği, işte trafiğiymiş. Ya bin bir çeşit şey var. Etken var. Aynen. Bir de işte zaten pek insanları sevmiyorum. Ya çünkü nedenini sorarsan, çünkü genelde kimse kimseyi sevmiyor yani de. İnsan seviyormuş olarak gibi mi yapıyor diyorsun? Aynen. Ya zaten her şey bu devirde artık şeye bağlandı. Yapay yani, hiç gerçekçi değil bazı şeyler. Yani şimdi hani sınava giriyorsun, 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ben 32 yaşındayım, şimdi 32 yıl adama güzellik yapıyorum, sıkıntı yok. Bir yanlışında adam 32 yılını siliyor. Böyle bir durum mu var? Yani evet, maalesef o durumdan ben de çok muzdaribim aslında. Yani işte artık yani eskisi gibi değil yani hiçbir şey. Yani çocuktuk, gençleştik. Şimdi bir süreye geldikten sonra her şeyi affedemiyorsun veya kabullenemiyorsun. Ne yapıyorsun? Yani kendi kabuğuna çekilip dalgana göre bakmak bence en mantıklı. Bu mesela bazı arkadaşlar şimdi dalga geçiyor. Aa, dağ başındasın, dağlı falan yapıyor. Kimisi diyor, o kanka diyor, kafan rahat diyor, hayvanın var diyor, takılıyorsun bağ bahçe. Yani herkesin bakış kafası açısı farklı. Tabii canım abi, ben mutlu muyum arkadaş? Mutluyum. Ne yapıyorum? İşte hayvanlarımız var. Sonra gösteririz zaten, işte keçisiymiş, koyunumuz, kazı, tavuğu falan. Bağımız bahçemiş yaptık. Ata tohumlarından onlar da. Yani organik bir, yani ufak ama yani bahçemiz. İşte biraz işte tek başına olduğu zaman yani anlattım ya zaten, tek başına bir iş bam bam olup gitmiyor. Her şey zaman istiyormuş maalesef. Yani ne paranın evet, gücü de sökmüyor bazen. Tabii. Yani işte malum virüsümüz geldi. Ortalık bir iyice karıştı. Bir can vurdu. Öyle bir zaten bir duraksama yaşadık. Yoksa işte yani çoğu şey yarım kaldı maalesef. Elektriğimiz bile daha geçen hafta geldiğinden dolayı işte yaptığımız yerleri sonra gösterdiğimizde hepsi... Tabii günden güne zaten ben şimdi bunları çekeceğim. Gün yolu günlükler halinde yayınlayacağım. Onları bundan sonraki bölümlerde aynen, zaten dostlarımız şimdi bize... O yani yapılanların hepsi jeneratörle yapılanlar. İşte malum işte hep akıl abilerimiz var ya, diyorlar işte panel yapsaydın, şunu bunu yapsaydın da. Yani panelle evinde işte onu bunu geçindirebiliyorsun, ama ben orada kaynak yaptım, onu bunu yaptım. Ya bir de burası yamaçın altı dönüm böyle rampalı olduğunda. Onlardan bahsedeyim şimdi, seyircilerimiz hiçbir şey bilmiyor. Burası altı dönüm bir arazi. Evet. İçinde böyle eski bir köy evi vardı. Taş ev haline. Eskiden taş ev miydi yoksa sen mi dönüştürdün taş, bu taş ay? Ya bu yer 47 yıl önce yapılmış. Maalesef işte babam biraz tuhaf bir insan olduğundan diyeyim. Yani şey kurcalamayalım. Adam sevememiş burayı. Yani sevmesin, o sevmediyse ben seviyorum zaten. Kimsenin olmaması ailemden de en büyük avantajım benim. Çünkü ne bileyim, ben onları uzaktan daha çok seviyorum. Yani öyle olduğu zaman böyle kalpler falan
hep düşünüyorum. Neyse. İşte evimiz 47 yıllık aga, 10 numara 5 yıldız bir manzaramız var. Hele evet, zaten şu köşeden gözüküyor, iki dağ arasında deniz var ama şu an hava sisli olduğu için tam aynen gözükemiyor. Önümüzdeki günlerde o manzara açıldığı zaman ben zaten detaylı gösteririm. Aynen. Ya yani zaten işte gün batımı muazzam bir şey, böyle oturacaksın sadece izle ya, çayını da iç, alkol ne yani, içecek sana kalmış, izlemesi bedava yani, 10 numara. İşte yavaştan önüne tarafları falan düzelttim. Oğulları işte ileride yani ya şimdilik belki işte zamanım veya işte durum müsaade olursa çadır atacağım. İleride sen işte, burasını bir kamping karavan alanına çevirmek istiyorsun, doğru mu? Ya işte kamping karavan işte diyelim de işte ben ya şimdi araştırdığım şeylerle bu çiftlik turizmi popülerleşmiş. Yani benim amacım öyle de yapmak yani, kamping yani, o da, yani ikisi birbirine giriyor zaten. Hem buraya gelenler çadırını kursun, doğal bir hayat yaşasın, tabii, hayvanlarla iç içe olsun, işte aynen, bitkilerini, sebzelerini dalından toplayabilsin. Tabii tabii. Hem de burada bir enerji, sinerji olursun istiyorsun. Ya işte o gelen kişiye bağlı olacak çünkü ha, katkıda bulunmak istiyorsa mesela işte anlattığım gibi ileride yan taraftaki tarlaya ekin ekip biçmeyi düşünüyorum. Mesela ha, gelip ekin ekmeyi de görebilir çünkü ben 32 yaşındayım yani, tamam köyde büyüdük ama mesela harman dövmek nedir bilmezdim yani, filmlerde falan gördüysen görmüşsündür ama bu sene tattım onu. Aa, tamam ya, tozun içinde falan kalıyorsun ama çok zevkli bir şey yani, çünkü neden biliyor musun, böyle 5-6 kişi herkes bir şey yapıyor. Mesela şu düzelttiğim yerin alt tarafında eski bir harman yeri var. Yani bizimkiler yani bizim kocamanlar işte 8-10 kişi neyse orada işte ekini atıyorlarmış, işte dövüyorlarmış böyle işte atla matla üstünden falan geçiyormuş. Yani o yüzden oranın önemi büyük. O yüzden oraya hiçbir şekilde dokanmayacağım. Yani durumumuz düzelir, her şey güllük gülistanlık olduğu zaman orada amacım şey yapmak, bu açık hava sineması, işte pofuduk falan, insanlar şey yapsın, görsün. Bir de işte manzaraya karşı film izlesinler diyorsun. Ya bir de oranın şimdi ya işte köy yani bizim insanlarımız dedi işte yıkma, işte başına bir şey gelir gibi. Tamam, batıl inancım yok ama gerek de yok ya. Bazen bazı şeylerin kalması önemli. Artı zaten sonraki videoda gösteririz. Mesela bazı eski taşlar var, taş duvarlar. Onları hiç elimi sürmek istemiyorum çünkü yosunlaşmış. Yani şimdi ördüğümüz duvar ne zaman yosunlaşacak? Biz ölürüz gideriz. Yani öyle bir durum olmaz. Aynen ya. Yani elimden geldiğince doğallığı bozmamaya çalışıyorum da sadece şu evin orası biraz işte modernize oldu. O da yapacak bir şey yok çünkü yaşam alanı yaratmamız kendimize. Geri kalan yerler zaten o duvar gibi şeyler hep doğal kalacak. İşte mesela biraz yabani ağaçlar falan vardı ilk şeyde, mesela Google Foto'dan bakarlarsa buraya konumuna her taraf şey ağaçlık ama deli ağaç şey değil yani. Bize faydalı yani, meyve vermeyecek sonuçta. Anlatabiliyor muyum? İşte sezon sonu şu kenarları da telledikten sonra güzel ağaçlandırmaya da gireceğiz, çiçeklendirmeye. Hepsi işte zamanla. Sezon işlerini yapacaksın. Tabii. Bu da güzel bir işte değer katabileceğin doğal bir ortama. Ya zaten doğal ama güzel bir doğal ortama çevirme ya planın işte var. Şimdi, ya doğallık bizim için de şey olmasa da bir şey vermesi lazım ki bir şey sunulabilelim. Şimdi limon ağacı diktiğim zaman 3-5 yıl sonra birisi geldiği zaman limonunu koparsın oradan. İster salatasına sıksın, ister evine götürsün. Ya ona kalmış bir şey, anlatabiliyor muyum? Yani ama şimdi normal mesela bu meşe ağacı falan var, böyle deli ağaçlar var. Onları bir hayvanlar yiyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Sadece gölgesinde durursak durabiliriz. Öyle bir durum var. İşte hayvanı çoğalttım. Tavuğumuz var. Bayağı bir miktar da var yani, 16 işte cibilerimiz falan, 4-4 8 tane de ufaklardan var, hepsi büyüyor. Bir 6 tane daha attık yani, süt bekliyoruz çıkar diye. İşte koyunlarımız var 16 tane, onlar da maşallah yiyorlar, güzel yiyorlar. İyi yiyorlar. Aynen, bir tane oğlanımız oldu geçen gün. Evet, o da çok sevimli ya, onu da göstereceğim zaten. Evet. Instagram'ı takip edenler, bizim bir yaşam Instagram hesabı takip edenler gördü ufaktan da. Ama takip etmeyenler önümüzdeki bölümlerde görecek. Ama yani bak, şu videoda en önemli şeylerden birisi o oğlak. Neden biliyor musun? Çünkü gece doğdu ama sabahı işte onu kucağıma aldım. Adını Umut koydum. Ondan sonra tabii seninle tanışmamız gibi böyle bazı yeni gelişmeler yaşadım. Yani
tam böyle umut bitti. Çünkü anlattım ya, işte tek başınayken yani koskocaman yer, bir de ramp olduğunda bitmiyor. Doğru. Bitiremiyorsun yani. Ama o, şimdi, onu da bahset işte, benle tanıştın, ne gibi umut mu oldu, ne oldu senden, nasıl bir izlenim bıraktı? Ya zaten ben hiç, ya genelde umudumu kaybetmiyorum da bazen işte yalnız kaldığından dolayı işte psikolojik falan böyle şey oluyorsun. Kendi kendine depresyon moduna falan sokabiliyorsun işte, o da yalnız kalmadan da. Ama ya işte diyorum ya, hep ya ben filmin sonu mutlu son diyordum. Ha, acı çekeceğiz, çile çekeceğiz. Yani acısız, çilesiz bir şey olmuyor. Demek ki en hayırlısı buymuş. Ha, böylesi daha güzel. Dediğim gibi işte mesela ben geldiğimde böyle bir bam güm bir şeyler yapacaktım. Ama ne, içi biraz lüks tarzı olacaktı işte. Ama şimdi ne, dediğim gibi yine her şeyi kendim yapacağım. İçime sinesi ne olacak? Yani daha bir değişik olacak. Zaten de amacımız değişiklik. Yani çünkü herkes yapıyor. Alo diyorsun işte, mutfak lazım. Bakıyorsun katola, hemen yap değil mi? Mesele bizim işte o değil. Yani yanıma misafir geldiği zaman, aa nasıl falan, nasıl yaptın? Amaç bu yani, aa, nereden aldın demesini istemiyorum çünkü. Kendi emeğim olsun istiyorsun. Aynen ya, işte geldiğim günden beri zaten her şeyi, duvarıymış, çitleriymiş, hepsini kendim yaptım. Zaten başlangıç da oydu zaten. Kendim yapayım diye başladım ben bu yola. Yani kendime güvenerekten. Ama tek başına da bir yere kadar yol alabiliyorsun haliyle. Ya işte, manen, ya biz aslında iki kişi geçiyor. Çıktık bu yola. Arkadaş sağ olsun bizi bıraktı yolun başında. Ha, sağlık olsun. Ha, onun da yolu açık olsun zaten. Ha, işte dediğimiz gibi ileride yani 5-10 sene sonrası böyle daha iyi bir konumda olup da o şekilde bırakmaktansa yanlış yapıp, yani başlamadan bitmesi daha iyi oldu. İşte o da, biz buraya geldiğimizde elektrik su falan yoktu. Şimdi elektrik su denilen konu eskiden kolaydı. Zaten köy yeri de olduğundan dolayı muhtara gidiyorsun, bir imza, zınk, hepsi geliyordu. Bir de özelleştirilmemişti çoğu şey. Ama şimdi maalesef o kadar çok teferruat var ki. Bir dünya şey, bir de yer büyük olduğundan dolayı. İşte şimdi mesela elektrik 93 metre kablo kullandık. Ama bunu şey yaparken adamlar diyor ki yok 40 santim kazacaksın, yok 80 santim kazacaksın. Ya zaten burası kayalık. O çiti yaparken kazmayı bir koyuyoruz, koca koca kayak çıkıyor. Biz şu kadar delik istiyoruz, oluyor bu kadar. Yani işte onu diyorum, hani her zaman ne diyoruz işte, evdeki hesap çarşıya uymadığından dolayı işte biz diyorduk işte en fazla bir roman kum yeter. 2-3 roman kum gitti yani sadece. O direkleri kapatmak için. Direkleri kapatmak için. Yani işte böyle bir ekstralar da var. Mesela burayı işte dediğim gibi kabloyu kazdırırken kepçe şey yapıyorsun. Hepsi bu maliyet. İşte suyu olsun aynı. Bir de bunun işte yasal şeyleri, belediyeye gidiyorsun, ora gidiyorsun, bura gidiyorsun. Bir de işte benim aksilim, dediğim gibi virüsün olma şeyi. Hani emeklilikte yaşa takılanlar var ya, ben de elektrikte yaşa takılanlardım. Çünkü babamın üstüne başlangıç yapmıştım. Biraz dedim ne çektiğimi görsün oğlum, belki anlar dedim, ama işte yanlış yapmışız orada. Direkt kira kontratı yapıp kendimi yürüyecekmişim de. Neyse işte 65 yaş yasaklı malum. O yüzden aylarca elektriksiz yaşadım. Şimdi kampta elektriksiz yaşamaz gibi değil işte bu. Yani iş sonra, yapman gerekiyor, kaynak aynen. Yapman gerekiyor, birçok elektrikli alet kullanman gerekiyor. Tabii tabii. Ya işte kaynak makinesiymiş, spreliymiş, matkabıymış, hepsi şey yapmak gereken. Yani kaynaksız bir dünya. Mesela ahır yaptım işte hayvanların barınması için. Şeysiz yapamazsın ki bunu. Elektriksiz yapamazsın. Elektrik yapamazsın. İşte dedikleri gibi panel taktırsaydım panelle de yapamazdım. İlla ki bir jeneratörün olması lazım. Yani işte hani Survivor'ın şeyi 110 günmüş galiba. Ben de tam 110 gün boyunca ya bu şekilde yaşadım. Harbiden Survivor yaşadım ama hali ya, şey olarak da birçok tecrübe kattı sana. Birçok farkındalık yaratmıştır. Tabii ya, ya şimdi işte bir de adam yalnız kalınca, bir de işte arkadaşlarının falan böyle güvenip de çıkıyorsun. Ondan sonra onların yaptığı yanlışlardan sonra da biraz insan modu düşse de bir şekilde modumuzu hep yükseltip ver yansın. Devam ediyorsun. Tabi çünkü ya işte diyorum ya bir miktar o zaman daha 6 tane mi ne koyun almıştım. Ne yapacaksın? Bunları illaki otlatman lazım, şey yapman lazım. Onlar şey oluyor, bir de işte onların da kuzusu vardı ilk aldığımda, o zaman 3 taneydi. Böyle yavaş yavaş büyüyor ya, onlar büyüdükçe
artık sen de mutlu olmaya başlıyorsun. Ondan sonra mesela bizim Dalmaçyalıları aldık. O zaman ufacıklardı. E şimdi kocaman oldu. Millet gördüğü zaman içi geçiyor benim. Yani bize diyor bunu diyor satarsın sonra. Anlatabiliyor muyum? İşte böyle elinde bir şeyler de büyüdüğü zaman şey oluyor. Ama tek bir kötü şeyimiz var bu konuda. İşte buraya göçtüğümde çok sevdiğim yani kardeşim, arkadaşım her şeyimdi. Benim bir köpeğim vardı. Skunk diye ismi böyle işte kara kuzu gibi bir şeydi. Maalesef işte onu kaybettik. Kayboldu. Öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Sadece kötü o. İşte lolimiz var şimdi. İşte kedilerimiz var. Dumanıymış, sarısıymış da. Ama işte onu kaybetmeseydim ama işte her şeyin bir bedeli var ya. Evet. Yani ben de o bedel diyorum. İşte tek kötü şeylerden birisi onu kaybettiğimde zaten bu maalesef yasaklar başlamıştı. İşte sokağa çıkmıyorsa o bu. Millet işte apartında dururken ben o zaman kümesi yapıyordum mesela tek başıma. İşte onları da yutoktan yaptık. Yutokları buradan çekiyorum el arabasıyla. Gidiyorsun 10 tane taşıyorsun ama gel git gel git gel. Adam yoruluyor. O zaman ya benim için bir komik bir olayı da anlatacağım mı? Bir haftalık babam gelmişti tamam mı buraya. Neyse ben o yutokları taşıyorum yukarı. Zaten yorulmuşum. İndim aşağı, babam öyle manzaraya bakarak da of puf, of puf dedim, ne oldu baba? Diyor bana elektrik muhabbetine canım sıkıldı. Ya dedim baba, sen onca yıl canını sıkmadın, şimdi mi sıkıyorsun? Hayır, maddi manevi koşturan benim, canını sıkıyor mu o diyor. Tamam yani belki kendi çapındadır ama şimdi öyle yaptığı zaman istek dışı benim de modum düşüyor. Ben seni geldim işte hayvanlarla uğraş, onunla bununla uğraş diye. Neyse böyle bir muhabbet geçti de yani babacığım çok tuhaftır ya gerçekten tuhaf. Yani hep iyilik yapıyor ama ben hiç iyiliğini görmedim. Hep biraz tuhaf babam ya. İşte neyse nerede kaldık? Hayvanlar. Hayvanlar, etraf, güzellik, iyilik. Ha işte hayvanı çoğalttım, keçiler aldım. İşte şimdi kurbanı nasipse satacağız. Yani ondan gelenlerle de işte borcumuz harcımız var bir miktar. Şimdi cepten değil artık biraz da kazandığımızdan şeyin diyeyim. Yani bir de keçiyi azaltıp zaten koyunumuz yeterli var. İşte tavuk da çoğaltabiliriz belki. Çünkü artık bir süreden sonra böyle cepten verdik. Biraz olması lazım. Bize de koymaya başladı. Öyle bir durum var. İşte konuştuğumuz gibi bazı bir arkadaş var mesela o da işte ortak gibi bir şeyler düşünüyor ama yani benim ortak yani ama bütçe ufak diyor. Ben buraya dünyanın parasıyla girdim ama hala yani, orada çıkan doğru düzgün bir işte şey yok. Ya, bunlar zahmetli süreçler. E tabii ve çünkü, maliyetli süreçler. Aynen. Ya zaten çoğu gitti mesela yani elektriğe yani 10.000'den bir fazla bir para gitti hala. İşte 2.5'unu vereceğim. Ya şimdi mesela işte bir kablo çek işte plan projesiyle bitmiyor ki. İşte biz buraya dünya kadar kum yaptık. Yani kabloyu çekiyorsun, kumluyorsun. Bilmem neyi çekiyorsun, kumluyorsun. İşte tuğla koy, kumla. İşte her şey eskisi gibi değil. Mesela işte direk aldım. O direğin yarısını kestik. 650 lira para verdim. İşte yani orada yatıyor. Yabana gittim. Normal bir tane 100 liraya direk de koyabilirdim. Ya da bir ağacı da yapabilirdim. İşte diyorum ya benim mesela giriş yolumuz var. O yolu bile biz taşıma suyla yaptık. Yani bizim işte benim şanssızlığımdan mı diyeyim yani aksilik mi diyeyim onu bir türlü çözemedim. İşte neyse kepçe gelecek. Arıyorum abi işte çarşamba, cuma, perşembe, salı hep böyle sallamasyon. Adam geldi neyse kazandı yolumuzu yapacağız. Bir posta kardık harcı. İkinci arkadaş suyu açtı. Su yok. Babası yok. Ya böyle bir şey mi olur ya? Neyse biz işte artık başladık oradan sağdan soldan çamurlu sularla. Onlarla harcı gar gar dök. Yani taşıma suyla yani değirmen dönmesi diyorlar. Döndürdüm yani. Onu da döndürdük. Neyse ondan sonra niye diyecektim ya. İşte koyunlar işte bir de hepsi toplamasyon bizim işte ondan alıyoruz. Bundan alıyoruz. Bir onların da adapte olması lazım birbirine hemen. Yani bizim gibi insan gibi konuşmuyorlar ki onlar biraz şey yani. Zaman geçmesi lazım. Tabii. İşte zaten yeni yer, hepsi için farklı şeyler. İşte köpek görüyor. Bir de Umay geldi üstüne. Şu an tamamen bütün adaptasyon bozuldu. Ya aynen işte daha yeni aldığım hayvanlar da olunca şey olmuyor. Ya onlara alışma süreci varken yeni bir ekstra gelince
şey oluyorlar, onların da tuhafına gidiyor. Tabii. Ya işte her şey işte. Şu an kediler mesela ağaçta konaklıyor, umay var diye. Ya normalde işte kucağımızda şey yapıyorlar, işte bu bizimki biraz şey yapıyor değil mi umay? Hadi uyu sen, uyu. Umay da yatıyor aşağıda. Aslında umaya zarar verme gibi bir niyeti yok ama yok, işte yok. Oynamaya çalışırken onlar korkuyor. Ya bu şimdi onların 10-20 katı olunca onlar da haklı yani. Herkes haklı bu devirde zaten. O yüzden bir şey diyemiyoruz Moruk. Bu aramızdaki tanışma muhabbetine giremedin. Senden dinleyelim bir de. He aynen. Ya işte o olay da, ya benim şimdi tavuğum var da bir miktar. Dedim ki biraz daha tavuğum neden olmasın. Çünkü yumurta doğmadılar bana, birkaç gün yumurta yiyemeyince her gün alışmışım, ne güzel mis gibi yumurta. Dedim ki böyle olmayacak, dedim birkaç tane daha şey alayım da tavuk. Hem dedim yumurtam olsun, bir de şimdi köy hayatında şöyle bir durum var, paylaşıyorsun diğer tanıdıklarınla. Mesela dün gördüğün gibi bir gittim, iki torba dolusu, pazara gitsen 50-100 liralık alışveriş. Ama ne, işte bir diyalogumuz olduğundan dolayı gidiyorsun, sen onun bahçesinden alın, o senden alıyor muhabbeti var. E şimdi geçen günde bir teyze var sağ olsun, o da iyi yardımcı oluyor, ben de ona oluyorum da. Ne oluyor, bir şey için aradıydı, işte yumurtan var mı dedi, yok dedim, yok dedim. İşte benim zoruma gitti, çünkü ben bir şey istediğim zaman buyur denilene, ben yok çektiğim zaman, yani isteyerek çekmem ama harbiden yoktu. Zoruma gitti açıkçası, dedim ki, dedim tavuğu dedim hem biraz dedim çoğaltayım. İşte artık işte araştırıyorum, işte bir iki yeri aradım, diyor işte Çanakkale'deyiz biz diyor, oradayız buradayız, ama ben işte internetten bile alışveriş yapmayan adamım, illa gidip bakacağım, şansımız neyse onu alacağım, çünkü görmediğim şeyi almak istemiyorum. Neyse işte bir numaraya ulaştım. O da işte Turgay abinin numarayı verdi. Konuştuk. O zaman benim araç tamirdeydi de gidemedim. Kendisi sağ olsun getiriverdi. O diğer abi de geldi zaten. Muhammed abi. Muhammed abiyle beraber geldiler. Beraber çıktık zaten, tavukları falan yerleştirdik. Onlar da harbiden çok sevdi. Muhammed abi dedi, hatta anlattım işte, dedim bungalov falan koyacağım, işte şöyle böyle yapacağım. O da beğendi zaten, dedi ilk müşterin ben olurum dedi. Neyse işte ondan sonra oturduk zaten burada, yine kahve falan ısmarladım, şey yaptık, muhabbet sohbet. İşte Turgay abi biraz daha işte tavuk, yani yerin güzel falan dedi. Yani zaten abiden tam hayvancılık yeri bizim burası. İşte Muhammed abi de işte YouTuber'lardan falan bahsetti, işte yardımcı olabilir. Çünkü o da yani biliyor, yani yaşta bizden de büyük oldukları için bir şeyler görmüş geçirmiş insanlar. Yani yalnız başına bir şeylerin olmayacağını onlar da bildiğinden dolayı. Yani yardımcı olmak için sağ olsun işte zaten sana da konuşmuşlar. Ondan sonra zaten gitmişti Turgay abigil. Aradı beni bir gün, işte dedi böyle böyle, işte senden bahsetti, başka bir tane daha arkadaş bahsetti. O da işte tavuk çiftliği kurmak istiyormuş. Dedi işte senin oraya şey yapsın, dedi işte yardımlaşırsınız falan. İşte o arkadaş da geldi mesela, onunla da konuştuk. Dedim işte abi böyle böyle yeri gösterdik. Dedim işte şey yaparım, şimdi elimizden her şey geldiği için sadece bize ham madde lazım. Ham maddeyi çözdükten sonra zaten o gerisi işçilik. Gerisi işçiliğin hepsini elimden geliyor zaten. Sadece işte sen tutacaksın, ben kaynatacağım, o muhabbet yani bir el daha olduğu zaman. Yani daha kısa sürede, yani 10 güne yapacağım işi 2 güne bitirme lüksümüz oluyor. Artı yani o da devreye girerse kendi faydasına zaten. Mesela işte 5 liralık şey aldığın zaman bir 3 liralık falan işçilik tutuyor bu devirde. Bir de işçilik ne kadar iyi, artı başını ağrıyacak mı gibi muhabbetler de var. Ha işte onunla şey yaptık. Ondan sonra dedi işte bu karavan gibi işte şeyler güzel muhabbeti yaptı. İşte fikirler güzel de işte fikirlerin tek güzel olması yetmiyor. İşte işin de bir an önce bir şey olması lazım. Mesela kamp yapalım diyoruz, işte çadır falan atalım diyoruz ama şimdi insanların tamam. İşte Muhammed abi sağ olsun bizi şey yaptı. Gerçi işte Turgay abi, Muhammed abi, işte İsmail, Muhammed abi, Muhammed abi, Turgay abi, Turgay abi, ben derken bizi ikimizi bir araya geldik. Yani sonuç olarak bir araya geldik. Yani şey yani, ama zincirleme olayı görüyorsun değil mi Murat? Evet, yani her şey işte bak vesile usulü işte, diyor mu? Benim motorun arızalanması, senin işte teyzenin yumurta isteyip yok demen ve onun sayesinde mesela hani yumurta almaya karar vermen derken aslında evrendeki o enerji bizi bir araya getirdi. Aynen, aynen. Ya işte
zincirleme reaksiyon gibi diyor. Hani ne diyorlar, tam onu şey yapamadım da. Ya işte her şey bir bağlantılı. Yani yollarımız kesişi sonuç olarak. Aynen. Ya işte ya ben mutluyum tanıştığıma, işte güzel bir insansın sen de, işte muhabbetimiz şey. Eyvallah, zaten geldim mekan yapıyordu bize, sağ olsun. Yemin olsun şark köşemiz oldu bedavadan. Buraya da gösterdim zaten, bundan bir önceki videoda yapım kısmını biraz çekmiştim. Biz en azından dedim etraf bir toparlayalım. Tabii. Önce oturacak yaşam alanımızı bir ayarlarsak geri kalan her şeyi daha böyle düzenli ilerletebiliriz diye düşündüm. Şimdi bugün de işte neler yapıyorsun? Sen bugün de yaptıklarımızdan bahsedelim. Sonra yavaş yavaş çıkalım. Bugün işte şimdi işte domateslerim. Günlük rutinler var aslında. Aynen. Ya işte zaten hayvanımız gördüğün gibi, işte ben onlara millet ot gibi kestin. İşte şey yapmıyorum. Dışarıda yani hazır yem vermiyorsun. Ya hazır yem de versem de yani, ya hazır yem dedim işte arpa falan veriyorum. Ama işte ne yeşillik yemesi, diğer otlardan falan yemesi için bir kere dışarı çıkarıyorum. Gerçi akşamüstü de çıkarıyorum da. İşte onlar zaten bizim rutin şeyler ama bizim İşte bahçemizde domateslerimiz bayağı büyüdü. Bir de bizim burası sürekli estiği için şey yapmamız lazım. Onları sırıklamamız lazım. En mühim görevimiz o. Çünkü kırılırlarsa üzülürüz. Olmaz yani. Şimdi bahçeye girdiğimiz zaman suyu şöyle bir yapıyorum. Her taraf bir domates kokusu salıyor. İnsan mutlu oluyor. Şimdi bir de üstlerinde olmaya başladı. Bir de işte yerli şey olduğunda birisi böyle buruşuk, birisi böyle uzuncu olandan değişik değişik. Bir de sağ olsunlar hepsi yerli ton. Kök falan var dedin değil mi? Var, bayağı var. İşte ya biraz sıkış tepiş yaptım ama işte biraz bam güm oldu bizimkisi. Ya çünkü işte ben sadece mısır ekecektim hayvanlar için. İşte tohum biriktirin dedim. Ama sonradan vazgeçtim. Kendi tohumu kendim yapıyorum. İşte seneye daha güzel bir bahçemiz olsun. İşte yani öyle. İşte derken burada aslında yollarımız kesişti. Güçlerimizi birleştirdik. Ben de birkaç gün ya da artık birkaç hafta daha duruma göre burada elimden geldiğince senin işlerine destek olmaya çalışıyorum. Sen de buranın yerlisi olduğun için çevrede birçok yere hakimsin aslında. Hı hı. Sen de mesela bana işte dostlarımız için arsa, ev vesaire bulma konusunda yardımcı olacaksın derken böyle bir imece usulüyle bir araya geldik aslında. Tabii tabii. Doğru mu? Şimdi işte dediğim gibi bizim yani birleşmemiz demeyeyim de yanlış anlaşılmasın. Buluşmamız hani nasıl bir zincirlemeyle şey olduysa bu olaylar da böyle. Şimdi bir merhabamız olacak. Diğer insanlarla bir diyalogumuz olacak. Nasıl olacak? Yani bir aile olacaksak herkes yani taşın altına elini koyacak. Aynen ya, şimdi olay böyle olması lazım zaten. Yani şimdi hep bana diye bir şey olmaz. Olmaz yani tabii. Ben sana bir şey kazandıracağım. Sen bana bir şey kazandıracaksın ki ikimiz birlikte büyümemiz büyüyelim lazım. Ya yani şimdi sen büyürsen ben böyle bakarım. Zaten uzun boylusun. O yüzden benim daha çok seni büyütmem lazım. Bu videonun da çekim amacından bir tanesi bu aynı zamanda. Neden? Çünkü hatta dün akşam olan bir olaydan bahsettim sana. Bana mesaj geldi bir takipçimizden. İşte böyle kamping alanı araştırdım. Evet. 20 yıldır geziyorum, işte birçok dünyanın çeşitli yerlerinde kamp yaptım vesaire. Dedim vallahi ben de tam aslında sizin arayışınıza uygun bir yerdeyim. Dedim belki hani karşılıklı bir etkileşim olur. Onun haricinde daha önce bir dostumuzdan da İşte bir yoga alanı, bir güzel orman alanı içinde, işte bir doğal alanın içerisinde diye bir talep gelmişti. Böyle böyle belki işte güçlerimizi birleştirerek ekstra değerler oluşturma imkanımız da olabilir. Ya işte aynen. Ya şimdi o ya konuştuğumuz mesela şunlar. Ya işte yoga moga muhabbeti. Yani ya ben kendim yapmam ama gelen insanlarımıza yani aktivite sunmak taraftarıyım ben. Şimdi hadi tamam böyle salça çıkarmayı iyi kötü şey yapayım da yogayı yapamam. Ne birisi yanımda olsa yani o yani destek olsa o şey yapsa olur. Çünkü fotoğraflarda da gösterdim. Gerçi belki oraya da yürüyebiliriz. Yani Rodos manzarasına karşı yoga yapacaksın arkadaşım. Yani sana bunu diyorum. Evet, buranın i̇şte, haricinde de yukarılarda da arazilerimiz tabii, var. Tabii tabii. Ya işte yer çok ama tek başına bir türlü yetişemiyorsun. Bu altı dönümü yetişemedim ki oraya yeteyim. Neyse işte dediğimiz gibi benim amacım olarak inşaat gibi şeyler değil de işte şu anki insanların böyle meditasyon olsun. Çünkü gidiyorsun oraya mesela çocuğunla geldiğini düşünsene. Gitmişsin oraya piknik tarzı bir şeyler yapıyoruz. İşte top oynuyorlar falan. Böyle zaten manzaramız güzel. Zaten burada Marmaris'e geldiğin zaman bir Gebe Kilise koyu vardır. Herkes yani aşağı yukarı bir zaten bu yapılacaklar listesinde de yazar. Oraya da hem dağ yolundan yürüyüş var. Belki yürüyebiliriz oraya ya da botla geçiş yaparız. Bir akşam kamp kurarız. Zaten orada arkadaşlar da görür. Güzel bir yer. Kumu da
Sedir Adası'nın gibi sapsarı bir yer. Yani hem güzellikleri gösteririz hem arkadaşlarımıza. İşte fikir birliğiyle ya da iş birliğiyle birçok değer kazandırabiliriz. Ya tabii ya işte ne diyorum ya şimdi doğal güzellikleri görecek. Şimdi mesela şey değil. Mesela Selimiye dediğin zaman işte Akyaka diyorsun. Bir insanlar şey canlandırabiliyor. Çünkü kulaktan duyulan bazı şeyler var. Ama mesela bizim burada bir dünya aslında güzellik var. Mesela ileride kar yolunu var. Yani bir gün oraya da gideriz. Ben mesela oraya gittiğim zaman büyüleniyorum. Yani gerçekten böyle kayalık falan ama muazzam bir şey. İşte karşıda kale gibi şeyler var. Bayağı bir tarihi şeyler var. Onları da gösteririz. Çevrede keşfedilecek çok şey var. Tabii gün, canım. Gün be gün. İşte ilk önce buradaki acil işleri çıkartarak zaman ya buldukça da çevreyi keşfederiz seninle beraber. Tabii işte ya yapılacak olduklarımızı anlatacağız arkadaşlara. Bize katılmak isteyenler katılacak. Ne diyeyim işte yani iyi güzel şeyler olacak ya. Filmin sonu mutlu son. Ben de inanıyorum. Yani ondan sonra da artık zaten günden güne burada neler yapıyoruz, neler çıkartıyoruz, tabii, ne ilerliyor onları da zaten gösteririz. Valla çok keyifli bir sohbet oldu Emrah'cığım. Ağzına yüreğine sağlık. Zaten buradayız, beraberiz bir süre daha. Bakalım Allah yollarımızı ayırana kadar. Şimdilik karşılıklı olarak aslında birbirimizi hani ihtiyaçlarını karşılayabilecek pozisyondayız. O yüzden tabii. Güzel bir buluşma oldu, birleşme demeyelim, buluşma oldu. Aynen, buluşma birleşme. Yanlış anlayacak oldu. Güzel bir buluşma oldu. Dostlarım, umarım siz de bu sohbetten keyif almışsınızdır. Emrah sevmişsinizdir. Emrah da çok içi dışı bir doğal bir insan. Ondan sonra vallahi ben sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Tekrar ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek ümidiyle diyelim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.